sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, ümmeti Muhammed'in yaşadığımız asırda bütün ırk çeşitlerine, coğrafya farklılıklarına rağmen en büyük ortak sorunu Kudüs Mescid-i Aksa sorunudur. Evet, Müslümanların başka sorunları da kafir milletlerle uğraşmak zorunda olduğu problemleri de var şüphesiz. Bir Keşmir sorunumuz da var. Bir Irak sorunumuz da var. Her gün bir yerde patlamaya hazır bomba gibi sorunlarımız da var şüphesiz. Ama insanların, Müslüman olan insanların istisnasız ilgilenmeleri gereken, iman bağından kaynaklanan bir ilgiyle ilgilendiğimiz tek sorunumuz Kudüs sorunudur. Hiçbir şekilde Kudüs'ün neresi olduğunu, Orta Doğu'nun neresi olduğunu bilmeyen yeni Müslüman olmuş bir insanın da imanından dolayı ilgilenmesi gereken bir sorun olarak Kudüs sorunu yaklaşık bir asırdan beri bütün Müslümanları meşgul etmektedir. Müslümanlardan birisi Kudüs sorununu Filistinlilere bağlama cüretini asla gösteremez. Hem Müslüman olmak hem de Kudüs'ü Filistinlilerin veya Arapların meselesi gibi görme cüretini gösteremeyiz. Bu bir Arap sorunu, Filistinli sorunu kesinlikle değildir. Bu bir İslam sorunudur. Hele Türkler olarak, Türk halkı olarak kesinlikle bizim asla dışımızda tutabileceğimiz bir sorun değildir. Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa bizim elimizde bu hale geldi. Ya da Allah'ın kaderinde bu sorunun Osmanlıların elinde bu hale gelmesi mukadderdi. İlk Yahudi mahallesi Sultan Abdülmecid'in izni ve talimatı ile kuruldu. Bunlara böyle köpek yemi gibi oradan bir mahalle verelim düşündü, anlayamadı bunu. İlk hata 1854'te böyle başladı. 1917'de son Osmanlı askeri gözyaşları arasında Kudüs'ü İngilizlere teslim ederek çıktı. Haklılık, haksızlık, yanlışlar, doğrular bakımından konuşmuyorum. Ama Müslüman bir millet olarak da baktığımızda Kudüs bizim bir numaralı davamızdır, evrensel davamızdır. Siyaset olarak da, coğrafya olarak da baktığımızda Kudüs bizim dışımızda, bizden uzak bir sorun kesinlikle değildir. Ama biz burada Kudüs meselesini, Mescid-i Aksa meselesini imanımız bakımından özellikle tahlil etmek istiyoruz. Hani siyaset olarak, uluslararası bir sorun olarak veya Osmanlı'yla bağı nedeniyle ele almayı başka bir zemine bırakmak daha uygun olur. Ama biz Müslüman olarak Kudüs sorunuyla ne açılardan ilgilenmemiz gerekiyor, bunu tahlil etmemiz lazım. Kardeşler, eğer Mekke'nin ve Medine'nin Suudi Arabistan vatandaşı olmadığımız halde bizimle bir bağı varsa, yani ben Mekke'de kendime ait bir şey görüyorsam, Medine'de kendime ait bir şey görüyorsam, yani o bölgeye pasaportla giriyor olmama rağmen kendimi oralı hissediyorsam bir nedenden dolayı, o neden %100 Kudüs içinde geçerlidir. Eğer bir Müslüman Mekke nereye, ben nereye, ne ilgisi var Kayseri ile Mekke'nin diyebiliyorsa Kayseri ile Kudüs'ün de ne ilgisi olduğunu sorabilir. Ama Medine ile bağını bir Müslüman imanı ile ilgili, varlık ve yokluğu ile ilgili bir bağ olarak görüyorsa, Mekke'de en azından hayatımın bir bölümü geçsin diye özellikle hasretle bir duygu taşıyorsa, aynı şeyler
Kudüs içinde geçerlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize üç şehri dinimizin simgesi olarak bırakıp bu dünyadan irtihal etti. Mekke, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kıble olarak tanıttığı şehirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, İslam'ın indiği şehirdir. Bizimle bağı budur. Kabe'miz oradadır. Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vardır. Dolayısıyla biz Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi dinimiz için merkez olarak gördüğümüzden hiçbir şekilde Mekke ve Medine'yi hayatımızın dışına taşıyamayız. Bir Müslüman yoktur ki, yani imkanım olsa da ömrümün sonunu Medine'de geçirsem demesin. Hiçbir Müslüman yoktur ki eline fırsat geçtiği halde eften büften sebeple Mekke'ye gitmekten imtina etsin. Böyle bir Müslüman olamaz. Yok da elhamdülillah. Aynı şey Kudüs için geçerli olduğu halde maalesef Kudüs ve Mescid-i Aksa davası, medyanın da yanlış pompalamaları yüzünden Filistinlilerin sorunu haline geldi. Arap sorunu gibi görülür oldu. Eğer Müslümanlık Arap demekse, İslam Arapların dini ise sadece, Kudüs'te Arap sorunudur. Çünkü Kudüs'te İslam ve diğerlerinin mücadelesi yapılıyor. Kudüs, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın fethettiği yıldan itibaren, hicretin 15. senesinden itibaren ümmeti Muhammed'indir. Ümmeti Muhammed'in ilk kıblesidir. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin miraca çıktığı yerdir. Ümmeti Muhammed'in mukaddesatının bulunduğu yerdir. Bir Medine'dir, bir Mekke'dir. Bizim doğduğumuz köylerden, yaşadığımız şehirlerden daha değerli Allah katında. Allah katında değerli, mübarek, mukaddes olan bir yerin bizim gözümüzde Araplara ait olması, Filistinlere ait olması gibi bir takdir kesinlikle yapamayız. Meleklere Müslümanlığımıza dair ikna edici bir belge sunamayız o zaman. Allah'ın mukaddes gördüğü, mübarek gördüğü bizim için de öyle olması lazım. Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerinde Mescid-i Aksa ve etrafı hakkında, yani Kudüs toprakları hakkında çok farklı mesajlar veriyor. Filistinlilerin toprağı demiyor, Arapların toprağı demiyor. Sübhanellezî esra bi'abdî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bârekna havlehu. Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdüğünü İsra'da söylüyor. Mescid-i Aksa'yı övmüyor ama bârekna havlehu, çevresini bereketlendirdiğimiz yer diyor. Çevresini bereketlendirmek demek, zeytin ağacının kolay yetiştirdiği yer demek değil herhalde. Yaşamın kolay olduğu, kış mevsiminin kolay geçtiği yer demek değil. Allah katında mübarek yer demek. Bârekna havlehu. Etrafını mübarek kılmış Allah. Mescid-i Aksa zaten mübarek. Kudüs şehri de Mescid-i Aksa'dan dolayı mübarek. Ta Adem aleyhisselam'dan beri burası mübarek biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı kiram sormuşlar. İlk defa Allah'a ibadet edilen yer nerede yapıldı demişler. Mekke'de Beytullah yapıldı buyurmuş. Ondan sonra neresi demişler. Ondan 40 sene sonra da Mescid-i Aksa'yı yaptı Allah buyurmuş. Melekler Mekke'yi, Kabe'yi inşa ettikten 40 yıl sonra da Mescid-i Aksa'yı yaptılar. İnsanlıktan daha eski. Adem aleyhisselam'dan daha eski. 5000 küsür seneden beri Mescid-i Aksa'nın üzerinde bina var. İnsanlar orada Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlar. Yahudiler de Allah'a ibadet ettikleri, peygamberlerinin izinden gittikleri zamanlarda kıbleleri orasıydı. Oraya ibadet ediyorlar, orada secde ediyorlardı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın mübarek kıldığı çevresini bile mübarek kıldığı, nasıl Mekke-i Mükerreme'de Kabe bulunduğu için Kabe'nin etrafı olan bölgede harem bölgesidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri de mukaddestir, mübarektir. Ne demek mukaddes olmak, mübarek olmak? Allah-u Teala'nın orayı pisliklerden arındırmış olması, günahtan arınmaya müsait bir yer olması demektir.
Ya kavmi dukulul ardal mukaddesetelleti keteballahu lekum. Musa aleyhisselam Yahudilere Allahu Teala'nın mukaddes tuttuğu şu şehre girin demiş. Demek ki Musa aleyhisselam zamanında 3000-4000 sene önce bile o bölge mukaddesmiş. Mukaddes ne demek? Allah tarafından temiz tutulmuş, büyük tutulmuş demek. Allah Teala İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam'ı mübarek kıldığımız yere hicret edin diye talimatla yönlendirmiş. Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki peygamberler bile o mübarek bölgede bulunmakla imtiyazlı hale gelmişler. Bir hicret merkezi olmuş. Veya Allah-u Teala'nın mübarek tuttuğu için bereketli, iyi bir imani hayat, güzel bir imani hayat yaşanabilme umudu yüksek yer olarak gösterilmiş. Peygamberlerin bile hedefi Kudüs bölgesidir. Orada bulunmayı arzu etmişlerdir. Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın 5 büyük peygamberinden biridir. Kelimullah'tır. Allah'la konuştu. Azze ve Celle Musa aleyhisselam cihadın en büyüğünü yaptı. Yeryüzündeki en büyük tağut, en büyük tuğyan sahibi olan Firavun'la mücadele etti. Yeryüzünde insanoğlunun gördüğü en büyük mucizeler, en uzun süreli mucizeler Musa aleyhisselamın elinde gerçekleşti. Allah onu sevdi. Ona değer verdi, kıymet verdi. O da o kıymetin hakkını takdir etti. Fakat hikmet-i ilahi Sina çölünde, Tih bölgesinde ölmek zorunda kaldı. Eceli onu orada yakaladı. Allah'tan bir defa bir istekte bulundu. O isteğinde dikkat ediniz. Musa aleyhisselam gibi bir peygamber, Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla anlattığı, Kur'an'da Muhammed kelimesinden daha fazla ismi geçtiği halde, büyük bir peygamber olduğu halde Allah'tan tek bir istekte bulundu. Rabbim dedi, madem ecelim geldi, benim burada ruhumu alacaksın. Bu uzamaz, kısalmaz, belli bir şey. Bari ben öldükten sonra cesedimi Kudüs bölgesine götür, burada gömülmeyeyim düşündü. Bunu istedi Allah'tan. Allah da onun bu arzusunu yerine getirdi. Melekler cesedini Mescid-i Aksa'ya taşıdılar. Yoksa Musa aleyhisselam hain, nankör, alçak Yahudiler yüzünden Kudüs'e giremedi. Kendi ümmeti Kudüs'e girişini engellediler. Sen git Allah'ınla orada savaş, biz seni burada bekleriz dediler. Aynen bu cümleyi kullandılar. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Gelin Kudüs'e gidelim. Kudüs mübarektir. Orasını Allah bizim için takdir etti dediğinde Musa aleyhisselam böyle cevap verdiler. İzheb ente ve rabbuk. Sen Rabbinle beraber git, savaşacaksanız savaşın. Biz sizi burada bekleriz dediler. Şimdi nereden Yahudilerin oldu Kudüs? Onu işte biz de anlamadık, kimse de anlamadı. Kur'an, nankörler oraya girmediler diyor. Musa aleyhisselam yolda bıraktılar. 40 yıl Allah onlara çölde hayvan gibi sürünme cezası verdi. Musa aleyhisselam da onların yüzünden orada esir kaldı, mahkum kaldı, eceli geldi. Vefat ederken Allah'tan Kudüs'e cesedini taşımasını istedi. Peygamberlerin öldükten sonra bile hasretle özendiği bir yerdir Kudüs. Kesinlikle Filistinlilerin, Arapların, işte filancaların değildir. Allahu Teala'ya iman eden, secde eden ümmeti Muhammed'in emanetidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'ten 100.000 kere daha değerli olan ve bir vakit namazın 100.000 defa kılınmış gibi yazıldığı Harem-i Şerif bölgesinden, Mekke'den peygamberini aldı, götürdü bir gece Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürdü, Mescid-i Aksa'dan miraca çıkardı. Eğer şu fani alemde bir yerden arşa kadar yükselmek gerekiyorsa o yer kesinlikle Mekke'dir. Kesinlikle Beytullah'ın bahçesidir. Çünkü Beytullah'ın bahçesinden, Kabe'nin bahçesinden daha değerli, daha mübarek hiçbir yer yok şu kainatta. Olsa olsa belki aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek vücudunun şu anda bulunduğu, değdiği yerdir. Belki Kabe'den daha değerli. Onun dışında Kabe'nin bahçesi hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarında tek yerdi. O zaman Medine'de yoktu, Yesrib vardı. Lakin Allah-u Teala bu kadar mübarek bir yer, Kabe'nin bahçesinde uyur vaziyette olan peygamberini
oradan Kudüs'e götürdü. Mescid-i Aksa'da Kubbetü's-Sahr dediğimiz, şimdi böyle altın kubbe gibi görünen yere götürdü. Oradan peygamberini miraca çıkardı. Kudüs, Mescid-i Aksa Kabe'den daha değerli olduğu için değil. Bu bir devir teslim törenidir. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Diğer bütün peygamberlerin dini kaldırılmıştır. Kıyamete kadar tek peygamberdir. On binlerce peygamberin gelmiş olduğu, görev yapmış olduğu o Orta Doğu bölgesinin merkezi durumunda olan, yani peygamberlerin geldiği, İbrahim Aleyhisselam'dan beri yüzlerce, binlerce peygamberin geldiği merkez olan Kudüs bölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç tacı giydirildi. Bütün peygamberleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın bahçesinde arkasına aldı ve orada onlara namaz kıldırdı. Manevi alemde de, maddi alemde de bayraklar Muhammed aleyhisselama teslim edildi. Bu göklerde, yeryüzünde, ruhlar aleminde Mescid-i Aksa emanetinin Muhammed aleyhisselama ve ümmetine devredildiğini gösteriyor. Bunu anladığı için ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ordularla yeryüzüne açıldıklarında ilk yaptıkları iş Mescid-i Aksa'yı küfrün, tuğyanın elinden kurtarmak oldu. Bunun için Mescid-i Aksa'nın devir teslim törenini icra etmek üzere Ömer bin Hattab radıyallahu anh bizzat yürüyerek Mescid-i Aksa'ya kadar gitti. Bugün Kubbetü's-Sahra dediğimiz yer, yani şu altın kubbeli küçük mescit gibi yerin bulunduğu yer çöplük olarak kullanılmış, özellikle tahkir etmek için Hristiyanlar, Yahudilerin kıblesi orası diye tahkir etmek için. O zaman Yahudiler yok, orada sadece Hristiyanlar vardı. Hristiyanlardan Hazreti Ömer orayı teslim aldı. Müslümanlar bunun kıymetini bilsinler diye oradaki çöpleri bizzat kendi eliyle temizledi Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Kudüs Müslümanların Kabe'si kadar mübarek, Medine'si kadar değerlidir. Çünkü Kudüs Yahudilerin değildir. Kudüs Hristiyanların değildir. Kudüs Allah'a iman edenlerin kıyamete kadar koruması gereken mukaddes bir yerdir. Kesinlikle bir Arap davasından söz etmiyoruz. Bir Filistin davasından söz etmiyoruz. Eğer ümmeti Muhammed 2 milyondan fazla nüfusu olmayan zavallı bir halka oranın sorumluluğunu yığıp kendileri keyif sürüyorlarsa bu kıyamet günü hesabı zor verilecek bir ihanettir. Kudüs basit bir dava değil. Kardeşler, bütün Filistin bölgesi 27 bin kilometre kareden ibaret küçük bir bölgedir. Ama dikkatinizi çekmiştir. Bütün dünya sanki bir kıtaymış gibi orayla ilgileniyor. Asırlardan beri orayla ilgileniyor. Aslında herkes adı soyadı gibi bilir ki Yahudilerin ne Kudüs toprağına gelecek gücü vardı ne de o kadar nüfusları vardı. Dünyadaki bütün Yahudileri toplasan, devşirme ne kadar böyle uyduruk Yahudi de toplasan bir kasaba dolduracak kadar nüfusları yoktu bunların. Özellikle Hristiyanların desteğiyle, biraz sonra Allah'ın ayetinden bunun belgelerini göreceğiz. Hristiyanların desteğiyle ve Allah-u Teala'nın hilafetin kıymetini bilmeyen, ümmeti Muhammed'i Arap, Türk diye ayıran, ümmeti Muhammed'in içerisine tefrika sokacak eylemlerde bulunanların, şu yeryüzünde ifsad ettikleri pozisyonların ne anlama geldiğini anlatmak için Allah-u Teala'nın bize verdiği bir cezadır. Hala bütün dünyadaki Yahudiler toplansa bile 5 saat Kudüs'te kalacak kadar güçleri yoktur. Çünkü Kur'an, onlar yaşamaya herkesten çok düşkündürler, hayata haristirler. Hiçbir Yahudi ölüm tehlikesi bulunan bir yerde yaşamaz. Orada onları Hristiyanlar tutuyorlar. Hristiyanların ve hablim minennas, insanların desteğiyle orada ayakta duruyorlar Allah Teala. Onlar orada ayakta duramazsa hiçbir yerde duramazlar. Yahudi ürkektir, korkaktır. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her gürültüden ölüm korkusu hissederler Allah buyuruyor. Bir çocuk bisikletten düşse ondan bile korkar. O küçük bir misketi bile bomba zanneder. Ötlektir, korkaktır. Ama onları maşa olarak kullananlar daha kalabalık, daha kitlesel hareket ettikleri için ümmeti Muhammed'i bir asırdır meşgul ediyorlar. Burada Yahudilerin Müslümanları Kudüs'te sıkıştırmış olması,
Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ümmeti Muhammed'in bir vakit namaz kılma şerefinden bir asırdan beri mahrum olması, bu elbette büyük bir sorun ama kesinlikle kesinlikle ebedi değil. Yahudiler er geç Kudüs'ü müminlere teslim edecektir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini gözümüzün önüne koyarsak, İslam hilafetiyle tekrar gelecek ve Allah'ın izniyle Müslümanların yeni hilafet merkezi Kudüs olacaktır. Sadece Kudüs Yahudi'den kurtulacak diye bir mesaj vermiyoruz biz. Yahudi'den temizlenmesi farklı bir sorun. O Allah'ın izniyle Müslümanlar tenezzül edip Mescid-i Aksa'yı sorun haline bile getirmemiş olsalar bile, taşlar, ağaçlar dahi Yahudileri oradan kovmak için çalışacaktır. Taşlar dile gelecek, İstanbul'daki Müslüman dile gelmemiş olsa bile. Filan yerdeki Müslüman yardım etsin etmesin, ağaçlar bile Kudüs'ü kurtarmak için yardım edecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aslında acınacak olan Kudüs değildir. Aslında kurtarılacak olan Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa'yı Medine gibi, Mekke gibi göremeyen kafaların acınması lazımdır. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. Gün olur Mekke'de işgal edilir. Gün olur Medine'de işgal edilir. Bu bir imtihandır. Allah bir dönemdeki kullarını imtihan etmeyi murad etmiştir. İmtihan eder. Bu imtihanında bazı kulları kazanır, bazı kulları da kaybeder. Ama Allah'ın mukaddesatı ebediyen kalacaktır. Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Kim kaybedecek biliyor musunuz? Mescid-i Aksa'yı tuttuğu futbol takımı kadar evinde sorun yapmayanlar kaybedecekler. Orayı işgal edip kirleten, orada ezanları susturmaya çalışan, oradaki müminlere işkence eden Yahudi düşman edinmeyen kaybedecektir. Allah'ın düşmanından düşman olmaz zannedenler mağlup olacaklardır. Elbette kimi şehit olacak, kimi gazilik şerefine kavuşacak ama oradaki müminler er geç bunu galip çıkaracaklardır. Şunu bilmemizde fayda var kardeşler. Mehdi aleyhisselam gelmeden veya İsa aleyhisselam gelip orada vazifesini icra etmeden bugün yarın olacak bir temizleme hareketinden bahsetmiyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar en saf mücahitlerin, Taife-i Mansure'nin yani ashab-ı kiramdaki kaliteyi taşıyan yiğitlerin Kudüs ve çevresinde var olacağını söylüyor. Her yer çökecek belki. Her yer modernizme mahkum olacak. Her yer ticaret merkezlerinin istilası altında olacak belki. Ama biiznillah Kudüs'te bir yiğit grup kalacak. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimsenin kınamasından etkilenmeyecekler. Kimseden korkmayacaklar. Ben ve ashabımın kalitesi üzerinden devam edecekler buyuruyor. Bu bir müjdedir. Demek ki asıl kalite, asıl heyecan hep Kudüs ve etrafında devam edecek. Allah'ın izniyle Kudüs'te kurtulacak, Yahudi'de zelil olacak, orada akıttığı kanın bedelini dünyada da ödeyecek. Taşlar kendileri dile gelecek, ağaçlar sopa olup onların üzerine yürüyecek Allah'ın izniyle. Lakin biz kendimizi düşünelim, o pazar oradan kalkarsa biz kaybederiz. Allah'ın dinine zarar gelmez. Allah bir yerden bir mümin kulunu çıkarır, o Kudüs'ü de kurtarır, her yeri de kurtarır. Lakin bunu kendisine dert etmeyen, günlük olayları arasına bile katmayan Müslümanlar Kudüs şerefiyle şereflenmedikleri için kıyamet günü çok pişman olacaklardır. Çünkü Kudüs Arap sorunu değildir. Çünkü Kudüs Filistinlilerin sorunu değildir. Çünkü Kudüs Orta Doğu demek değildir. Çünkü Kudüs oradaki etnik çatışmaları yansıtmıyor. Kudüs Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerle uğraştığı sorunun adıdır. Kudüs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkmasıyla mühürlenmiş olayın adıdır. Kudüs Allah-u Teala'ya şirk koşulması veya ibadet edilmesinin adıdır. Kudüs cihadın adıdır. Kudüs ibadetin adıdır. Kudüs ciddiyetin adıdır. Allah böyle murad etmiş. Elbette Allah böyle murad ettiğine göre biz de müminler olarak
Allah Teala'nın muradı dışında bir gayemiz, bir tavrımız olamaz. Şüphesiz bütün Müslümanların, Müslüman olan herkesin bugünden itibaren pasaportlu pasaportsuz Kudüs'e dolmasını istemiyoruz. Böyle bir isteği de kimsenin yok. Oradaki mücahitler oraya yeter Allah'ın izniyle. Neden yeter? Çünkü 1000 Yahudi bir müminden ödü patlar. Onlar bir Yahudi değil, 1000 Yahudi olsalar, 10.000 Yahudi olsalar bir mümin onlara yeter. Bir çocuk onlara yeter. Onların tankına karşı küçük bir çakıl taşı yetiyor nitekim. Çakıl taşıyla tanklarını bırakıp kaçıyorlar. Allah onların hükmünü vermiştir. Onlar her gürültüden korkarlar. Hayatı çok severler. Asla ölemezler onlar. Ölmek istemezler. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاتِ Onları yeryüzünde hayata en düşkün, ölümden en çok korkan kimseler olarak görürsün Allah buyuruyor. Öyledirler de. Çok yaşamak isterler. Çok yaşamak istedikleri için çok kazanırlar. Kazandıklarını bile harcayamazlar. Neden? Mala düşkün, hayata düşkün. Oradaki müminler, oradaki çocuklar onlara yeter Allah'ın izniyle. Lakin biz tıpkı hacca gidememiş olsak bile, nasıl Kabe hasretini içimizde taşıyorsak, Kabe'nin etrafında tavaf edemiyor, o imkanımız bulunmuyor olsa bile, Kabe yüreğimizde nasıl gömülüyse, Mescid-i Aksa için, Kudüs için de herhangi bir şey yapamıyor olsak bile içimizde gömülü bir hasret olarak kalmalıdır. Melekler yüreğimizde Mescid-i Aksa hasretini görmelidirler. Görmelidir ki melekler, ben nükleer güç olsam Mescid-i Aksa için patlar ve orada insanların daha çok Allah-u Teala'ya ibadet etmeleri için imkanları oluşturacak işler yapardım. Bunu melekler benim kalbimde görmelidirler. Allah beni böyle görmelidir. Yoksa herkesin Mescid-i Aksa'ya gidip orada bir eylem yapması gerekmiyor. Böyle bir şey realite değil zaten. Ama müminlerin bunu dert etmesi çok ciddi bir davadır. Allah bunu bizden istiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in mukaddesat arasına koyduğu sırlarımızdan bir tanesidir. Kardeşler, Mescid-i Aksa ile ilgili, Kudüs'le ilgili onlarca hadisi şerif var. Kur'an-ı Kerim'de de 10 tane kadar ayet var. Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü, Beytül Makdis'i anlatıyor. Beytül Makdis ve Kudüs aynı kelimeler. Mescid-i Aksa da Aksa'daki mescit demek. Aksa Arapça en uç köşe demek. En uzak yer demek. Mescid-i Aksa neden denmiş? Mekke'ye ve Medine'ye göre daha uzakta kalan bir bölge olduğu için uzaktaki mescit. Üçüncü mescit dememiş Allah-u Teala, uzaktaki mescit demiş. Ama bu isim yeni değil. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri kullanılan bir isimdir. Kudüs kelimesi de yeni bir kelime değil. Ta eski zamanlardan beri, 5000 seneye yakın zamandan beri değişik tercümeleriyle kullanılmış bir isimdir. Burada bu Yahudilerle olan savaşımıza geçmeden önce bir meseleye izahat getirmekte yarar buluyorum. Mescid-i Aksa kardeşler, oradaki kubbeli camilerin adı değildir. Mescid-i Aksa uzaktan kuş bakışı seyredildiğinde surla çevrilmiş bölgenin adıdır. Kudüs o şehrin adı. Kudüs şehrin adı, 27 bin kilometre karelik bölgenin bütününe uzaktan kumanda eden bölgenin adı Kudüs. Kudüs'ün içinde Mescid-i Aksa duvarlarla çevrilmiş 140 dönümlük arazinin adıdır. O 140 dönümün tamamı Mescid-i Aksa'dır. Nasıl Mekke'de Kabe diyoruz, küçük bir yapı var, etrafında onlarca dönümlük büyük bir arazi var, orayı Mescid-i Haram diyoruz. Kudüs'te de Mescid-i Aksa dediğimiz yer surla çevrili olan 140 dönümlük yerdir. İçinde farklı farklı yapılar var. Bir büyük cami gibi bir yer var, böyle uzunlamasına olan bir cami. O Abdülmelik bin Mervan'dan sonra onun başlatıp oğlu Velid bin Abdülmelik'in yaptırdığı bir camidir. Yaklaşık olarak 1250 senelik tarihi var. Bir de orada bizdeki camilerdeki şadırvan gibi altın kubbeye benzeyen kubbeli bir yer var. Ona Kubbetü's Sahra, kaya kubbesi deniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'a çıkarken mübarek ayağını bastığı taş orada bulunduğu için
Kubbetü Sahra ismi verilmiş. Abdülmelik bin Mervan o küçük yeri yapmış. Orada da şimdi namaz kılınıyor. 30-40 kişinin namaz kılacağı kadar bir yerdir. Mescid-i Aksa bütün bu duvarla çevrili olan 140 dönüm yerin adıdır. Bu cami mi değerli? Mesela şimdi şöyle bir şey çıktı. Ya bu Yahudiler asas Mescid-i Aksa'yı bize göstermemek için şu altın kubbeyi gösteriyor diyorlar. İşte onu meşhur ediyorlar. Değil. Oradaki her toprak Mescid-i Aksa hükmünde. Ayağını bastığın her yer Mescid-i Aksa'dır orada. Her yeri mübarektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yaptırdığı cami de fethettikten sonra yaptırdığı cami. Şimdi o enlemesine uzun büyük olan caminin bulunduğu yerdeki küçük bir barakaymış. Yani asas Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın namaz kıldığı ve mescit yaptığı yer şu anda yok orada. Ama 1250 seneden beri Müslümanların mübarek gördüğü, değerli gördüğü bir mıntıkadan söz ediyoruz. Özellikle tekrar vurguluyorum. Surla çevrili olan 140 dönüm yerin tamamı Mescid-i Aksa'dır. Oradaki filan taş mı değerli, filan tuğla mı değerli, böyle bir ayrıntıya girmek bizim için gerekmiyor. Her yeri mübarektir. Neresinde iki rekat namaz kılarsan Allah'ın izniyle büyük bir iş yapmış, büyük bir sevap kazanmış olursun. Çünkü çok farklı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmanın herhangi bir camide namaz kılmak gibi olmadığını bize haber vermiştir. Burada kardeşler hadis-i şeriflerden yola çıktığımızda şunu da öğreneceğiz ve bilmemiz gerekiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraçgahı olması, yani miraca oradan çıkmış olması bizi bağladığı gibi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması ile bitmiş bir bağlantıda değil. Burada Efendimiz buyuruyor ki muhakkak Mescid-i Aksa, farklı hadis-i şeriflerin ortalamasını söylüyorum, Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya çalışın buyuruyor. Bir zat, bir sahabi diyor ki ya Resulallah herkesin gitmesi mümkün değil diyor. Ama bu kadar teşvikten sonra biz de gitmek istiyoruz. Bize ne tavsiye buyurursunuz diyor. O zaman bir miktar yağ gönderin, kandilleri yansın, siz gene orada sevap kazanmış olursunuz buyuruyor. Yağ göndermek ne demek? Hani eskiden kandiller nasıl yanıyordu? Yağ konuyordu içine. O yağ yanıyordu. Yani hiçbir şey yapamıyorsan, Mescid-i Aksa'da namaz kılamıyorsan, bari Mescid-i Aksa'ya yağ gönderin buyuruyor. Bu o zamanki literatürde yağdı. Şimdiki literatürde nedir? Bunu hepimiz takdir edebiliriz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mesajını vermiştir. Mescid-i Aksa'ya gidin, orada namaz kılın. Yani Kabe'ye gitmiş gibi olmuyor insan ama Kabe'den sonra gidilecek yere gitmiş oluyor. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahih bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Üç mescit hariç hususi ziyarete gitmeye gerekmez hiçbir mescit buyuruyor. Mescid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi ve Mescid-i Aksa. Bu üç mescidin dışında hususi namaz kılmak için buradan kilometrelerce bir camiye gidilmez. Mahalle mescidi en iyi mescid. Ama buradan Mescid-i Aksa'ya iki rekat namaz kılmak için giden Allah için büyük iş yapmış olur. Mescid-i Nebi'de iki rekat namaz kılmak için giden büyük iş yapmış olur. Mescid-i Aksa hususi ata binip arabaya binip binlerce kilometre öteden namaz kılmak için gidilmeye değer bir yerdir. Gidemezsem sorusuna cevap vermiş, yağ gönder bari buyurmuş. Yağ gönder, kandilleri yansın. Kandillerinde senin yağın bulunması da orada namaz kılman gibi mübarek bir iş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bunun anlamını hepimizin çok iyi düşünmesi lazım. Mescid-i Aksa'ya yağ göndermek ne demek? Bu yağ ne yağıdır şimdi, bunu iyi düşünelim. Tutup da bir koli margarin göndermeyesin şimdi. Çünkü artık ibadetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerini de keyfimize göre anlamaya başladık. Mescid-i Aksa'nın münevver olmasını, aydınlık olmasını istiyor senden. Oradaki karanlığı tespit et. Ne karanlık var orada? O karanlığı aydınlatacak bir şey gönder şimdi. Senin marganine de zeytinyağına da ihtiyacı yok onların. En iyi zeytin orada çıkıyor zaten. Zeytinyağı ucuz orada. Orada başka yağlara ihtiyaç var. Bir başka mesele kardeşler, onlarca hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taife-i Mansure'nin
yani Allah'tan yardım gören, kıyamete kadar kerametleri devam eden grubun Mescid-i Aksa'da olacağını haber veriyor. Mesela Şam bölgesini öven hadis-i şerifler de var. Yemenlileri öven hadis-i şerifler de var. Ama Taife-i Mensure'nin Allah'tan yardım gören, cihadı en güzel şekilde gerçekleştiren bölgenin Mescid-i Aksa bölgesi olduğunu da haber veriyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu şöyle değil ama, bir zaman gelecek orada mücahitler bulunacak değil. Oradan mücahitler hiç eksik olmayacak buyuruyor. Bunu da çok ince anlamında düşünmek zorundayız. Kardeşler, yine hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz önemli bir hakikat daha var. O da şudur. Bir zaman Deccal diye bir melun çıkacak. Bu Deccal bütün yeryüzünü kavuracak, kasıp kavuracak. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs bölgesi Deccal'dan en güvenli bölge olarak kalacak buyuruyor. Şimdi yeryüzünün Deccal'ı Yahudiler orada hüküm sürüyorlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdesi, herkesten en huzurlu kalınacak bölgenin, en emin bölgenin orası olacağıdır. İnşallah Allah o Deccal fitnesine düşürmeden ruhumuzu imanla kabzeder. Burada kardeşler, şimdi ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu olan, hatta Müslümanlar arasında da sorunlar oluşturmaya vesile olan İsrail kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı överken Musa Aleyhisselam'ın ismini kullanıyor, onun kavmini diyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan, kavmi olan milleti, Yahudileri kınayacağı zaman da Beni İsrail diyor. Beni İsrail. Şu Beni İsrail'e lanet ettik biz diyor. Şu Beni İsrail zillet ve meskenet içinde kaldılar. Adilik vasıflarını hep Beni İsrail'e, İsrail oğullarına yüklüyor. İsrail, Abdullah demek Arapçası. Yani Allah'ın kulu demek. Bu da Yakup Aleyhisselam'ın lakabı. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Bu hainler, bu melunlar sanki bir peygamberin devletini kurmuşlar gibi İsrail ismini devlet ismi olarak kullandılar. Bunun ayrıntısı, niye kullandılar, bizi ilgilendirmiyor ama Allah'ın lanet kelimesini, lanet ismini İsrail kelimesine, Beni İsrail'e yüklediğine dikkat edeceğiz. Yani bunlar mesela Yahudi devleti, mesela Orta Doğu Gülü diye bir devlet ismi vermediler. Allah'ın lanet ettiği bir vasfın üzerine devlet ismi kurdular. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz sosyal ilişkiler içinde olsak da, Arap ülkeleri onunla barışmış olsa bile, Kur'an'ın lanet ettiği bir kelimenin etrafında kurulmuş bir devlettir İsrail devleti. Şimdi bütün Müslümanların anlamakta zorlandıkları bir hakikat var. Bu Kur'an'ın lanetlediği, peygamberin lanetlediği aleyhisselam, ayetlerin, hadislerin, bütün lanetler yağdırdığı bu adamlar, yeryüzüne hakimler ve orada mini bir devlet kurdular. Bir sürü devleti kendilerine köle yaptılar. Hani Kur'an bunlar melundu diyorlar ya, Kur'an okumayanların anlamayacağı şeylerdir bunlar şüphesiz. Şimdi hep beraber kardeşler, Ali İmran suresinin 112. ayetini okuyalım. Bakalım ki acaba Allah'ın iradesi dışında bir devlet mi kurmuş bu adamlar? Allah'ın lanet ettiği bir millet nasıl Allah'a rağmen hükümran olur? Nasıl domatesimizi bize onlardan alacağımız kadar, yani kendileri asırlardan beri devlet olmadılar. Geçinemeyecek, aç kalacak halde kaldılar da şimdi domates tohumunu bize onlar satıyor hale nasıl geldiler? Bunu Kur'an-ı Kerim bizden gizlemedi arkadaşlar. Lakin biz gazete haberinden, televizyon bültenlerinden Allah'ın kitabına vakit ayıramadığımız için ne Yahudi'yi anladık ne Mekke'yi anladık zaten. Hiçbir şey anlamadan yaşıyoruz bu alemde. Şimdi Ali İmran suresinin 112. ayetini çok can kulağıyla dinleyelim. Bakın Allah içimize nasıl, yüreğimize su serpiyor. Şimdi Yahudilerin Ali İmran suresinde nasıl melanet işlediklerini, nasıl İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalıştıklarını vesaire ayrıntılarıyla anlattıktan sonra hükmünü veriyor Allah. Duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve ba'u bi gazabin min Allah.
Yani bu ayetin ortak hükmü şudur. Onların üzerine Allah zilleti, yani alçaklığı ve meskeneyi ve hakir olmayı kanun olarak koymuştur. Bu Allah'ın kanunudur. Yahudi alçaktır, zelildir. Kur'an'da bir iki ayet değil bu. Ama biz bir ayetini Kur'an-ı Kerim'in burada önümüze örnek olarak koyduk. Şimdi bu ayeti tahlil edelim. Duribet aleyhimuz zilletu eynemâ sükifû. Nerede bulunursa bulunsunlar, zelildirler onlar. Nerede bulunursa bulunsunlar. İspanya'da zelildiler, ağaç gibi doğrandılar orada. Ayet gerçekleşti. İngiltere bunları gemilere doldurdu, okyanusa attı şerlerinden kurtarmak için. Domuz virüsü gibi bunları denize attılar, başka türlü İngiltere'yi kurtaramayacaklarını anladılar. Şimdi onların en büyük savunucularından birisi olan Hollanda, Yahudi avlayana ödül verdi zamanında. Domuz avına çıkar gibi Yahudi avlattılar. Romanya bile binlerce Yahudi'yi kesmek, yakmak zorunda kaldı. Duribet aleyhimuz zilletu eynemâ sukifû. Nerede olursa olsunlar. Peki kardeşler, bu nerede olursan olsunlar Orta Doğu'ya gelince niye tutmadı? Tuttu. Nasıl tuttu? Onlar Orta Doğu'ya 2000 sene yanaşamadılar. Sultan Abdülmecid arazi verince gelebildiler oraya. Orta Doğu'ya yanaşamadı. Eynemâ sukifû. Nerede yakalanırsa yakalansın zelildi onlar. Peki geldiler Mescid-i Aksa'yı nasıl işgal ettiler? İlla bihablim minallahi ve hablim minennasi. Ara sıra Allah onlara ip salacak, ara sıra insanların desteğiyle ayakta kalacaklar, Allah buyuruyor. Şimdi devlet kurdular. Binlerce Müslümanı da öldürüyorlar. Bihablim minennas. Filanca devletin desteğiyle filan. Bihablim minennas. İnsanların pompalamasıyla onlar bir yerde ayakta durabilirler, Allah buyuruyor. Bütün dünya bilmiyor mu? Süper güçler arkasını çekseler, İsrail'in boşaltsalar, kaç saat İsrail durabilir oradaki Hamas'ın önünde? Bir toplantıda İngiltere onu desteklememiş olsa, o toplantıda ayakta, toplantıya katılabilirler mi? Diplomasileri bile ayakta durmaz. Bir heblim minennaz. İnsanların desteğiyle, ama peki bu insanların desteğiyle bunlar devlet kurdu, devam edecek mi? وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ. Allah'ın laneti onların üzerindedir, bu sürekli değil. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ. Allah'ın gazabıyla onlar akşamlayıp sabahlıyorlar. O gazap, o lanet onlarla beraberken onlar devlet de kurmuş olsalar, birinin desteğiyle ayakta durmuş olsalar bile ebedi değil bu, sürekli değil bu. Bir çocuk onlar için yeter Allah'ın izniyle. Bir mücahit çocuk bir taşla onların ordusunu kovalar Allah'ın izniyle. Değil delikanlıların pazusu güçlü kimselerin, felçli bir ihtiyarın bile karşısında dayanamaz onlar. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ. Çünkü onlar كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetlerini yalanlayan hainlerdir onlar. وَيَقْتُنُوا لَنْبِيَا. Ve peygamber katilidir onlar. Ne zaman kurtulurlar bu vasıftan? Bizim ilgimiz yok eski Yahudilerle. Biz tövbe istiğfar ettik. Biz Allah'ın mümin kullarıyız. Derlerse o gün kurtulurlar. Bu sözü deyip yeniden tecdidi iman etmedikleri sürece peygamber katili. Onlarca, yüzlerce peygamber katili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sabah namazından kindi namazına kadar onlarca peygamber öldürdüler. Allah gönderdi onları öldürdü. Allah gönderdi onları öldürdü diyor. Bir günün sabah namazından kindi namazına kadar kaç peygamber öldürdüklerini Allah'tan başka bilen kimse yok. Senin Filistinli çocuğunu öldürse ne olur? Bu adam peygamber öldürmekten zevk alıyor. Ve şimdiki de onunla iftihar ediyor. Geçmişiyle iftihar ediyor. Bunlar ağzı bozuk insanlar. Yalancı, sahtekar bunlar. Bunların diplomasına güvenilmez. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Hainler. Musa aleyhisselam bunlara sadaka verin deyince Allah cimrilik yapıp doyurmuyor, fakirleri bizden istiyor dediler. Allah fakir mi bizden istiyor? Hain bunlar. Ağızları bozuk. Ahlakı yok. Bakma sen kravat takıp medeni konuştuklarına. Filan
Bankalar bunların elindeymiş. Elbette bunun elinde seccade olacak hali yok ki. Bunlar hain. Vekaletil yehudu yedullahi mağlule. Allah'ın elleri kapalı, pinti, bize sadaka istiyor dediler. Ayet arkadaşlar, ayetler okuyoruz. Allah fakir, biz zenginiz diyorlar. Böyle söz olur mu? Ama Yahudi der. Lakin bu Yahudilerden iyi adam yok mu? Ya bin tane de bir tane iman etmiş olabilir. Kullemâ câehum rasûlun bimâ lâ tehvâ enfusuhum. Onlara zevklerine uygun olmayan bir şey getirdiği zaman peygamber, ferîkan kezzebû ve ferîkan taktilûn. Hemen ikiye bölünür Yahudiler. Bir kısmı peygamberi yalanlar, bir kısmı da o peygamberi öldürür. Adamların karakteri bu. Hoşuna gitmeyen şey söyledin mi ya öldürür ya propaganda yapar. Şimdi yaptığı da o zaten. Ya medyasıyla seni boğuyor ya da silahıyla öldürüyor. Karakter bu. Bu karakter böyle. Allahu Teala bize Yahudileri çok iyi tanıttı. Biz onları tanımakta bir miktar kusur ettik. Şimdi kardeşler, bir ayeti celileyi hep beraber okuyacağız. İsra suresinin 4, 5, 6, 7, 8. ayetlerinde bu İsrail'deki devletin nasıl kurulduğunu anlatıyor Allah Teala. Sonra ne olacağını da anlatıyor. Hepimize ders veriyor. Kur'an bizim kitabımız değil mi? Kur'an ebedi gerçek değil mi? Söylediği her şey hakikat değil mi? Hakikat. Lakin biz bu hakikati bir miktar kendimiz kıymetini bilmez şekilde tuttuğumuz için zihnimiz alabora oldu. Ben vakit tasarrufu için mealinden okuyayım. İsra suresinin 4.'den 8. ayetine kadar olan kısmı mealinden okuyorum. Şimdi bakınız, İsrail oğullarının kurduğu devleti, kuracağı devleti anlatıyor Allah Teala. Ümmeti Muhammed'e yol gösteriyor, hedef gösteriyor. Biz kitapta İsrail oğullarına, muhakkak ki siz yeryüzünde iki kez bozgunluk edecek ve baş kaldırıp büyük bir taşkınlık yapacaksınız diye hükmümüzü bildirdik. Bir sıkıntı var mı? Böyle olacağını söylemiş Allah Teala zaten. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize kullarımızdan çok savaşçı bir topluluğu gönderdik ve evlerinize kadar girip araştırdılar. Bu gerçekleşmiş bir vaatti. Oradan sürdüler onları. Bütün dünyaya dağıldılar. Yüzlerce sene bir daha oraya dönemediler. Allah böylece vaat ettiği şeyi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi devam ediyor. Yani siz birinci darbeyi yediniz. Neydi bu darbe? Allah'ın şeriatına, Musa Aleyhisselam'a karşı çıktınız. Edepsiz davrandınız. Allah fakir, biz zenginiz dediniz. Allah cimri, fakirleri bizim başımıza atıyor dediniz. Allah da size lanet etti. Bu hale geldiniz. Sonra size onlara karşı yeniden üstünlük verdik. Dikkat ediniz. O mağlup, sizi perişan edip süren, dağıtan adamlara karşı yeniden güçlendirdik sizi. Kim Yahudi'ye güç vermiş tekrar? İsra suresini indiren. İsra suresinin 5. ayeti kiminse o. Ne diyor? Sonra size onlara karşı yeniden üstünlük verdik. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık. Dünya Bankası kimin? IMF kimin? Dünya piyasası kimin elinde? Kimin elinde? Kim yapmış bunu? وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ diyen yapmış bunu. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ sizi malla destekledik. Kimi desteklemiş Allah? O lanet ettiği Yahudileri. Bunlar çok mu çalışıp alın teriyle almışlar? Hayır. Çok çalışsa, az çalışsa ne olur Allah vermedikten sonra? Bir hikmet mi var bu işte? Elbette bir hikmet var. Elbette bir hikmet var. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ de hikmet var. Tekrar okuyoruz. Sonra size onlara karşı, yani o sizi ezen güçlere karşı, sizi dağıtanlara karşı yeniden üstünlük verdik. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık. Ve sizi nüfuzca daha kalabalık bir topluluk yaptık. 6 milyonsun, 6 milyara hükmediyorsun. Bu kimin iradesiyle olmuş?
Allah'ın iradesiyle olmuş. Bundan böyle eğer güzel hareket ederseniz kendi yararınızadır. Yok eğer yine kötülük ederseniz zararı kendinizedir. Yani sizi bir kere daha meydana çıkardık. Nereye çıkmış Yahudi şimdi? Deneme pistine alınmış tekrar. Adam olup olmayacağına bakılıyor. Derken sizi alçaltmak ve daha öncekinde olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya kadar girip ele geçirdikleri her şeyi yok etmek üzere son vaadin zamanı geldiğinde Allah فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ son vaadin zamanı geldiğinde ola ki Rabbiniz size iyilik eder. Hani adam olursunuz, gene adam olursanız kurtarır sizi Allah. Ama siz tekrar kötülüğe yönelirseniz biz de yeniden size azaba yöneliriz. Dahası cehennemi kafirler için bir zindan olarak hazırladık size. Ortada Allah-u Teala'nın iradesi dışında bir şey var mı? Hayır. Kim Yahudi'yi 6 milyonken 6 milyara hükmeder hale gelmiş? وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ينَ diyen Allah. Bunu niye yapmış Allah Teala? Bir, Mescid-i Aksa'nın kıymetini bilmeyenlerin te'dibi için. Allah'ın ordusu olup, Allah'ın diniyle yaşayıp, onun kıymetini bilmeyenlerin bir asır iki asır çekilmesinde bir sakınca yok. Onları çeker, o yaptıkları suçtan dolayı da onları cezalandırır Allah. Bir köpeğini de musallat eder bu tarafa. Bir köpek gelir, senin Rabbine karşı yaptığın sui edeplerin cezasını sana dünyada tattırmaya başlar. Ahiretin hesabı ayrı. Lakin bunların açısından devlet de kursalar, karargah da kursalar, domates tohumunu da onlar yetiştirse ebedilik yok. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ bu bir gün gelecek. O bir gün gelecek. Peki kaç yıl sürecek? Takvim Allah'ın elinde. Takvim Allah'ın elinde. Belki Allah nice kullarının Kudüs'te şehadet şerbesine ulaşmasını bekliyor. Nice kulları mallarını infak ederek Mescid-i Aksa uğruna sevap kazanacaklar. Şimdi Allah Teala bu hainlerin kökünü kazısa şehitlerin önünü tıkamış olur. İnfak edip ecir kazanmak için gayret edecek müminlerin önünü tıkamış olur. Hikmet Allah'ın hikmeti. Sır onun elinde. Mümin üzerine düşeni yapar. Lakin İsra suresini Ramazanlarda mukabele okuduktan sonra da bu İsrail'le uğraşmak mümkün değil derse, mukabele okuduğu halde sen Kur'an'a iman ediyor musun diye sormak hakkımız olur o zaman. Hiçbir sakıncası yok. Allah dilediği gibi yapıyor. Dilediği gibi yapıyor. İsterse o haini oraya getiriyor. İsterse buradaki mümini zayıflatıyor. Ama herkes rolünü iyi oynaması halinde herkes kazanıyor. Küçük bir sorucuk kaldı. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var ki Hristiyanların Yahudileri sevmediğini söylüyor Allah Teala. Yahudiler de Hristiyanları sevmiyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Ayet bu. Allah Teala buyuruyor ki Yahudiler derler ki Hristiyanlar adam mı ya? Hristiyanlar da der ki onların bir işi gücü yok, bırakın onları. Yani bunlar birbirini adamdan saymıyorlar. Nasıl oldu bütün dünya Hristiyanları şimdi bu Yahudilerin arkasında destekçi oldular? Kendileri aç kalıp bunları doyuruyorlar. Bunlar için silah üretiyorlar. Bunlar için dostlarıyla kavga ediyorlar. Bu nasıl oldu? Burada hiçbir şey olmadı. Burada ne olmadı? Bi hablim minen nas. Allah'ın ayeti gerçekleşecek çare yok kardeşler. İnsanlardan bir grup bunlara destek verecek. Yoksa Yahudi tek başına Filistin'le devlet kurmak değil, Filistin'den ziyaret için geçip gidemez bile. Ötlektir. Hayata haristir Yahudi. Bi hablim minen nas. İnsanlardan bir takım destekle ancak bunu yapabilirler. Bu desteğe Allah Hristiyanları uygun gördü. Onları Yahudinin maşası yaptı. Bir de Müslüman olduğunu iddia edip Müslümanların başında duran sahtekarlardan da bir kısmını bunlara maşa olarak Allah Teala takdir buyurdu. Onlardan Allah bizi uzak tutsun. Bizi de onlardan kurtarsın. Böyle bir haldeler şimdi. Maazallah. Ne büyük bir afet.
Yani Allah-u Teala'nın zillet ve meskenet takdir buyurduğu bir kitlenin hamamcısı olmak, tuvaletçisi olmak ne kadar zelil bir şey. Ne zillet bir şey. Ama Allah senin suçundan ve gafletinden dolayı böyle bir şeyi takdir buyurduysa yapacağın hiçbir şey yok, şeksiz ve şüphesiz. Peki asıl mesele, yani Hristiyanlar da şüphesiz bunu bir mantık üzerine oturtuyorlardır. Yani bunu yaparken adamlar dindar kılıklarında öbür dine, mesela Hristiyanlar en azından batıl bir düşünce olduğu halde her Hristiyan İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin astığını düşünüyor. Böyle düşünüyorlar. Yahudilerle aralarında barışması mümkün olmayan kavga konuları var. Savaş konuları var. Asırlarca sürmüş bu kavga. Nasıl şimdi Yahudiler, Hristiyanlar barıştı, aslında barışmadılar. Bu Hristiyanların içindeki batıl ekollerden bir tanesinde İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne gelecek. Ama onlara göre işte kendi isimleriyle kıyamet savaşı dedikleri bir savaşın çıkması lazım. Ki İsa Aleyhisselam barışçıl bir ortama gelmiyormuş onlara göre. Batıl, %100 batıl, kendi kafalarından uydurduğu tiyatro eseri bir roman bu. Roman yazmaya yetenekli, filmciliğe yetenekli oldukları için eski zaman Hollywood'larından birisi bu. Bu bahsettiğim tiyatro. İşte İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesi lazım. Yeryüzüne gelince Hristiyanlık %100 hakim olacak. Ancak İsa Aleyhisselam'ın gelebilmesi için ciddi savaşlar olması lazım. Bütün insanlığın savaş içinde olması lazım. Bütün insanlığı savaşa tutuşturacak şirret, belada ancak Yahudilerdir. Bu Yahudileri öyle bir yere oturtalım ki bunlar burada ateşe versinler bütün dünyayı. Onların o ateşi yüzünden İsa Aleyhisselam gelsin. Böyle bir mantık. Bunu bilimsel kitaplarında yazıyorlar. Bunun tarikatının 70 milyon üyesi var. 70 milyon insan tarikat kurmuşlar. Bu batıl düşünceyi böyle destekliyorlar. Yahudiler de bunlar adam mı zaten, bu numarayla biz bunların ekmeğini yiyelim diye onlara alet oluyorlar. Hiçbiri doğru değil aslında. Ve hablim minennâs. Allah bir takım insanları, bu melunları Kudüs'te taşların, ağaçların imha edeceği güne hazırlıyor. Yahudisi de Hristiyanı da bir gün akıllarını başlarına almazlarsa Allah'ın azabıyla helak olacaklar. Ve yevmizin yefrahul müminun. O gün müminler gülecek Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.